spor benim neyim biliyor musun? Spor benim hayatım. Spor benim sevgilim. Spor benim hobim. Spor benim ailem. Spor benim arkadaşım. Spor benim mesleğim. O yüzden olmazsa olmaz. Ben küçük yaşlarda mesela ilkokul, lise burada hep bisikletle gidip geliyordum okula ve bisikleti çok seviyordum. Normal tertibatı yok, hiçbir tertibatı yok. Normal bisikletle gidip geliyordum. Mesela aynı zamanda da basketbolu seviyordum yani. Sabahtan akşama kadar basketbol oynadığım oluyor arkadaşlarımla. Ama bundan ziyade bir şey daha istiyordum. Diğer arkadaşlarım hep bir yerde lisanslı sporculardı yani. Benim tek farkım oydu. Benim lisansım yoktu ve profesyonel anlamda yapmıyordum ben bu işi. Aileme diyordum ki ya beni bir spor kulübüne yazdırın. Arkadaşlarım böyle böyle spor kulübüne gidiyorlar. Ben niye gitmiyorum? Boyutuna gelmişti artık yani. Artık bizimkiler de isyan etti. Kulüp arayışlarına gitti. O zaman da Adana'da iki tane spor kulübü vardı. Birine gittik ve yanlış antrenöre denk geldim, öyle diyeyim. Bana yapamayacağımı söyledi. Tekerlek sandalye kullanamayacağımı söyledi. Heves kırıklığı oldu. Yani çok kötü oldum. Yani geldiğim son nokta gibi falan gördüm yani. Ha dedim tamam, bundan sonra bir şey olmuyor. Çünkü başka branşlara ilgim yok. Antrenöre çok sinirlendim. Hani yaparım, bana niye yapamazsın dedi diye sinirlendim. Sonra babamın arkadaşı bedensel engelli, o da kulüp açmışlardı. Görüşmeye davet ettiler. Gittik. Orada da sadece branş olarak masa tenisi vardı. Masa tenisine başladım. Ya hocalar bayağı ısrar etti. Hani yaparsın, edersin, sen başarılı olursun. Ertesi gün antrenmana geldi. Ve antrenmanlar da 15 tatile denk geldi. 15 tatil 3 hafta sürmüştü o zaman. Ben 3 hafta boyunca her gün sabahtan akşama kadar orada kulüpte vakit geçirdim. Ve günlük 2-3 saat antrenman yapıyordum. Hocalarım ne derse yapıyordum robot karşısında. Ama ilk tabii başlamadan önce kötü bir şeyle daha karşılaştık. Ve ben raket tutamıyordum. Yani rakette hızlı bir hareket yaptığım zaman raketin elinden kayma olasılığı vardı. Hatta rakibin kafasına fırlama olasılığı falan vardı. Öyle olunca nasıl ederiz dediler hocalar. Bildiğimiz sargı beziyle rakete doğru açıyı vererek elime sardılar. Ve o şekilde antrenmanlara başladım. Ama bu da çok sıkıntılıydı. Çünkü elim mosmor oluyordu sargı beziyle şey yaptım. Her 5 dakikada bir açmam gerekiyordu. Bu da beni rahatsız ediyordu. Sonra bunu geliştirdik işte, eldiven taktım elime. Bisiklet eldiveni, normal bisiklet eldivenin içine cırt taktım. Şeyin içine de cırtın diğer parçasını taktım. Üstüne sapının, raket sapının. O şekilde üstüne de lastikle tutarak öyle bir sistem yaptık yani kendimize. Öyle başladım masa tenisine. Benim lisede son senemdi. Hocalarım beden eğitimi ve spor yüksek okulunda böyle bir kontenjan olduğunu söylediler. Benim haberim bile yoktu yani. Hiç bunun araştırmasına girmemiştim. Engellilerin antrenörlük kısmı falan. O zaman dedim ben yaparım hani. Ben çalışır yaparım. Neyse yaparım dedim yani. Öyle olunca Çukurova Üniversitesi'ne geldik. Bir engelli olarak başka bir ilde okumak çok ayrı bir meziyet yani, çok zor olurdu. Çukurova Üniversitesi'nde de antrenörlük bölümünde kontenjan olmayınca biz yine de bir bölüm başkanıyla görüşelim dedik. Bölüm başkanı da çok sıcak baktı. Hani çok mutlu oluruz dedi, hani sizin gibi bir sporcu burada okursa hani engelliler anlamında dedi, ileride de çok iyi antrenör olabilirsiniz falan gibisinden. Bu beni daha çok umutlandırdı ve bunun çabasına girdik. Sağ olsun bölüm başkanı YÖK'ten kontenjan istedi. Mülakatta hiç bana özel bir şey olmadı. Mülakat neyse o oldu. Ve o şekilde girdim. Kazandım. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda 3 an 3. sınıftan. Masa tenisi antrenörü. Sporcuyken 3 ay sonra bir Türkiye müsabakası oldu. Türkiye genelinde, Türkiye şampiyonası oldu. Bu Türkiye şampiyonasında daha ben 3 aylık sporcuydum. Ama her gün antrenman yaptığım için final maçına kadar geldim. Final oynadım. Finalde yenildim, 2. oldum. Bir milli sporcuya yenildim. Finalde 2. oldum ve rakiplerimi gördüğüm için bu hani daha çok bir hırs yaptı bana. Hani ben finalde de yenmem lazım oldu bende.
İşte bir daha hazırlandım. Bu sefer Türkiye şampiyonu oldum kendi klasımda. Bir sonraki sene Türkiye şampiyonasında. Milli sporcuyum. Yani hedeflerimden biriydi milli sporcu olmak. Şimdiki hedeflerimde işte bir olimpiyat görmek istiyorum. Yani 2016 olimpiyatlarını görmek istiyorum. Bakalım ya, Avrupa dereceleri olmasını istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Spor benim neyim biliyor musun? Spor benim hayatım. Spor benim sevgilim. Spor benim hobim. Spor benim ailem. Spor benim arkadaşım. Spor benim mesleğim. O yüzden olmazsa olmaz. Engellinin olmazsa olmazı olması lazım spor. Hayatın bir parçası olması lazım. Hem sağlık hem sosyalleşme. Zaten bir insanın başka bir ihtiyacı yoktur. Gerisi hikaye. Yaz bunu. Yaz bunu.